Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, sizin için çok önemli bir ay. Bu ay Aslan burcunda bir yeni ay, Kova burcunda da bir dolunay yaşayacağız. Evet, dolayısıyla bu yeni ay dolunay döngüleri hayatınızda hem bireysel anlamda kendinizi göstermeniz, dikkat çekmeniz, kişisel alacağınız inisiyatifler hem de ilişki dinamiklerinizdeki önemli yeni başlangıçları, kadersel anlamda dönüşümleri de şekillendiriyor. Bu ay bir yandan da hayatınızda iş konuları ve parasal konulardaki mücadeleler de çok öne çıkıyor. Evet, Ağustos ayının ilk haftası Güneş'in Satürn'le ve ardından Uranüs'le yapacağı sert açılar biraz gergin ve huzursuz enerjiler verebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Satürn burcunuzda ilerliyor. Artık Jüpiter tekrar burcunuza geçti. Temmuz ayının sonuyla beraber. Ve 2 Ağustos'ta Güneş ile Satürn arasında bir karşıtlık oluşacak. 1-2-3 Ağustos etkili olabilir. Bu hayatınızda özellikle ilişkilerle ilgili karşınızdaki kişiler, partneriniz, eşiniz veya ailevi ilişkilerde biraz genel olarak gerilimler ya da baskılar yaratabilir. Hayatınızda kendinizi biraz engellenmiş hissedebilirsiniz, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Veya sorumluluklar şu dönemde hayatınızda çok yoğun olabilir. Yaşam enerjisini biraz zorlayan, kısıtlayan bir enerjidir. Dikkat etmek lazım. Hayatımızdaki özellikle aile büyüklerimiz, yaşça olgun kişileri daha fazla etkiler. Kronik sağlık sorunlarınız varsa sağlığınızı da tabii ki ihmal etmemeniz gerekiyor. 6-7 Ağustos ise Güneş ile Uranüs arasında kare açı etkinleşecek. Bu biraz yine eş, partner, işte aile, anne, baba, ebeveyn ilişkilerinde çok da hani kontrol edemeyeceğiniz ani gelişmeler, sürprizler anlamına gelir. Bu süreci de daha sakin, daha sağduyulu idare etmek gerekiyor. Çok fevri hareketlerde bulunmamak gerekiyor. Bazı kadersel, sizin dışınızda olan, hani sizin dışınızdaki kişilerin belirleyici olabileceği gelişmeler de hayatınızda olabilir. Bununla bağlantılı yer değişimleri, işle ilgili verilecek önemli kararlar da gündemde olabilir tabii ki. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları da, yeni gündemleri de beraberinde getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha önemli olacaktır. İlişki dinamiklerinizde önemli etkiler var. Evet, evlilik kararları olabilir. İmza atabilirsiniz, evlenebilirsiniz veya evliliğe doğru bir adım atabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. Hayatınızda önemli bir ilişkiniz varsa artık evlilik kararları olabilir. İşbirlikleri de olabilir, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar. Bu arkadaşlıklarla da ilgili önemli tanışmaların olabileceği veya bazı yol ayrımlarının olabileceği bir süreçtesiniz aslında. Bu dönemde kuracağınız ilişkiler, yapacağınız evlilikler ya da ayrı belki de sonlandıracağınız ilişkiler hayatınızda daha kadersel, hani toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyebilecek veya hayatınızda çok daha güçlü yer değişimleri bile yaratabilecek, kariyer değişimleri yaratabilecek etkiler de getirebilir sevgili kovalar. 22 Ağustos'a kadar olan 2 haftalık süreç bu Aslan yeni ayının gündemleri hayatımızda olabilir. Mars ay boyunca Başak Burcu'nda. Ayın 11'inde Merkür de Başak Burcu'na geçecek ve ayın 16'sına kadar Venüs Başak Burcu'nda olacak. Parasal konular da aktif bu ay. Yani bu ay kurduğunuz ilişkiler, İş birliklerinizle ilgili alanlarda hep para konuları da var. Yani evlilik konularıyla mesela eşinizle ilgili, eşinizin parası, eşinizin kaynakları, onları nasıl değerlendiriyorsunuz veya eşinizle aranızdaki parasal paylaşımlar veya bir iş birliği içerisindesiniz ya da bir iş kurmanız gerekiyor, bir yatırım bekliyorsunuz, belki işle ilgili bir kredi beklentiniz var. Veya bir evliliğin sonlanması, işte bu evliliğin sonlanmasıyla beraber tazminat, nafaka ve benzeri konular, borçlar, alacaklar, yapılandırmalar, vergi yapılandırmaları olabilir. Parayla ilgili biraz enerjinizin, özellikle para hesapları, para planlamaları, ödemeler, alacaklar, verecekler, buralarda detayların öne çıktığı bir döngüdesiniz aslında. Ayın 17'si, 18'i, 19'u
Merkür'ün Mars'la birleşimi, Uranüs'le yapacağı açılar, özellikle parayla ilgili bu hesaplamalarınızda hızlı çözümler de getirebilir. Örneğin değerlendirmek istediğiniz bazı size ait toprak ya da gayrimenkul gibi değerleriniz var. Paraya da ihtiyacınız var. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. İşte bir şeyin satışı, kiralanması, buradan elde edecek gelir ve bununla ilgili konular olabilir. Veya aileyle bağlantılı gelirler ya da bir miras konunuz var bir süredir devam etmekte olan. Onunla ilgili çözümler söz konusu olabilir. Bu ay, özellikle ayın ikinci yarısı buralardaki etkileşimler daha hızlı olabilir. Ayın 16'sında Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu güzel bir gelişme. Venüs Terazi de güçlü. Kendi burcunda. Size de güzel bir açıda. Hayatımızda biraz hani keyif alma konularında destekleyecek bizi. İlişkiler, aşk konuları, parasal işlerimizde bile, ticari konularda bile Venüs burada çok daha belki verimli olabilir sizin adınıza. Ve 22 Ağustos'ta 29 derece Kova burcunda bu yazın İkinci dolunayı var. 24 Temmuz'da yine burcunuzda bir dolunay meydana gelmişti. O dolunay özellikle 20-25 Ocak doğumlu kovaları etkilemişti. Bu sefer bu dolunay artık 29 derecede olduğu için özellikle doğum günü 15-20 Şubat arası olan kova burçlarımızı etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle kova burcunun son derecelerindeyse, 29 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü tesirler getirmesini bekleyebiliriz. Kova burcunun son derecesinde olduğu için değişken burçlarımızın ilk dereceleri de etkileniyor. Haritalarınızda, kişisel haritalarınızda eğer değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa yine etkiler artacaktır. Kendinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilir, dönüşümler yaşayabilirsiniz ki bunlar Temmuz ayından bu yana devam eden konular da olabilir. İmaj değişimleri olabilir. Yer değişimleri, kariyerle ilgili önemli gelişmeler ama tamamlanmalar içerisinde olan gelişmelerden bahsediyoruz. Artık bir farkındalık var, bir sona erme var, bir sonuç alma, elde edişler söz konusu. Bu dolunayla beraber hayatınızda belki bir süreci tamamlayıp yeni bir sürece adım da atabilirsiniz. Bunlar yaşadığınız mekanlarla ilgili olabilir, yer değişimleri dedik, fiziksel görünümünüzle, imajınızla ilgili olabilir, ilişkilerinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir. Doğum haritanızın, kişisel haritanızın aldığı etkilere göre her alanda olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız.
hemen size geri dönüş yapacağım.